Yani New York'ta yaşamak bence birazcık derinin kalın olmasını gerektiren bir şey. Yani çok rekabetin yüksek olduğu bir şehir ve e, insanların çok böyle bireysel düşündüğü, bunu birazcık da kendini korumak için yaptığı bir şehir. Ve bunu yaşadıkça görüyorsun ve... Susamlı Bagel Podcast'e hoş geldiniz. Ben Çınar Fidan. Bu podcast'te East stüdyomuzda New York'ta yaşayan insanları konuk ediyorum. Onlara burada yaşama deneyimleriyle ilgili bazen kolay bazen de zor sorular soruyorum. Bu soruların çoğu da buraya taşındığımdan beri hatta taşınmadan önceden beri kendime de sorduğum sorular. Neden Susamlı Bagel bu podcast'ın adı? Çünkü burada yaşamak ne tam bagel gibi hissettiriyor ne de hala simit gibi hissettiriyor İkisinin arası. Yani Susamlı Bagel bugünkü konuğum bir mimar New York'ta yaşayan 6 yıldır yaklaşık ve onun için New York'ta yaşamak ve bir mimar olmak bir tesadüf değil. Tamamen ince ince örülerek gelişen hikayeler. Onunla bugün hem bu deneyimlerini ve New York'a gelme yolculuğunu hem de genel olarak New York'taki sosyal hayatı, SoHo'yu ve daha fazlasını konuşacağız. Susamlı Bagel podcast'in bugünkü konuğu Deniz Haklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim, sen nasılsın? Evet, çok iyiyim ben heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. <laughs> Benim için şey e, yani kaçıncı bölüm falan ama heyecan bitmiyor hatta yeni yeni heyecanlar ekleniyor. Böyle. İlk baştaki heyecanım başkaydı işte ne konuşacağımı bilmiyordum falan şu anda çok şey konuşacak konu var. hani Ben de aynı ne, şekilde hangisini de bir şey anlamalıyım acaba her şeyi anlattım falan gibi olacağım büyük ihtimalle evet. bittiğinde ama. Ama şey ya yani, emin çok güzel olacak. Neler olup bitiyor hayatında? Oradan başlayalım. Neler olup bitiyor? Geçen hafta Türkiye'deydim. Biliyorsun Thanksgiving tatili gittim. Çok eğlendim. Geri geldim. Onun dışında iş güç e, yoğunluk e, haftaya en çok yolunu gözlediğim canım arkadaşım Kaliforniya'dan New York'a taşınıyor sonunda. Wow, ve biz 12 life. sene sonra aynı şehirde yaşayacağız. O yüzden aşırı heyecanlıyım. İstanbul'dan mı arkadaşın? İstanbul'dan arkadaşım. Aslında Amerika'da tanıştık bu arada, Mimarlık Yaz Okulu'nda tanıştık. Aa, çok iyi. Ama şu an yani kız kardeşim gibi bir insan kendisi ve sonunda geliyor. Sen mi ikna ettin? O zaten hayalinde var mıydı Ya mu? O zaten istiyordu. Birazcık da şartlar ittirdi gibi oldu ve e, yedisinde geliyor. Aa, çok iyi, çok Aynen. heyecanlı. New York'ta bir dakika oraya gelmeden önce bir sürü sorun varsa New York'taki arkadaş çevren ve işte Türklerle olan ilişkilerinle ilgili. Çünkü biliyorum birçok arkadaşın senin Türk New York'ta. Evet. Ee, ama ondan önce hani bir buraya nasıl geldiğine vesaire başlayalım. Bir bize New York'a nasıl geldiğini anlatır mısın? New York'a şöyle geldim. Ben e, ortaokuldan beri mimar olmak istiyorum. Yani başka hiçbir zaman hiçbir meslek düşünmedim. Hep mimar olacağım dedim ve hep Amerika'da okuyacağım okuyacağım dedim. Ee, bunu net, herhalde bu işte izlediğimizde bu Amerikan filmleri işte gördüğümüz o hani lise, üniversite hayatları falan onun etkisi olmuş olabilir bilmiyorum büyük ihtimalle. Ee, hatta beni böyle Alman lisesine verdiklerinde beni niye Alman'a veriyorsunuz ben zaten Amerika'ya gideceğim falan dedim. İyi ki vermişler o ayrı. <laughs> ee, ve lise bitti ve ben kendimi Houston'da buldum. O da şöyle ben hep New York'a gelmek istiyordum ve bütün başvurduğum okulların yani yüzde doksanı falan New York'taydı. Hı hı. Bir tek annem işte böyle bir okul var Houston'da. Buraya da başvurmayı düşünmez misin dedi. Ve ben oraya başvurdum ve kabul aldım. Ve çok iyi bir okula kabul alınca ee, bir şekilde dört buçuk yıl insan hayatını diyor ki kızım falan iknalarıyla ben kendimi Houston'da buldum. Ama iyi de bulmuşum çok güzeldi. Ondan sonra da e, okul bitti ve ben New York'a geldim. Buraya gelmeden önce Houston'da başlamak hani Amerika yolculuğuna nasıl bir şeydi? Houston nasıl bir şehir oradan başlayalım? Ya Houston ben de bu arada şöyle oldu. Şimdi ben okula girdim ve bu hani Amerika'nın gerçekten iyi mimarlık programlarından bir tanesi. 25 kişi alıyorlar. O 25 kişiden bir olarak seçildim. Ee, ve hani tabii ki de bu okula gitmem gerekiyor diye düşünüyorum. Annemin bir arkadaşının arkadaşı Houston'da yaşıyordu. Beni onunla telefonla konuşturdular. Ben kadına şey diye sordum. Alışveriş merkezi var mı Houston'da? Yani ha, sen ne yapacaksın o kadar bilmiyorsun. sen alışveriş merkezini yani. bu şeye ee, benzedi. Ee, ben de Adana... Ya sanıyorsun kovboylar <laughs> at <atışveriş> üstünde <laughs> geziyor orada. Işte Adanalıyım hani şey Adana'da sinema var mı <laughs> falan diye <laughs> sorarlardı. O, onun gibi bir şey. Biz de sormuşuz o zaman da büyük ihtimalle. Sormuşsunuz baharım. İstanbul'da. İşte var. ondan evet. sonra geldim. Bence yumuşak bir geçiş oldu. Güzel oldu. Çünkü o New York'un keşmekeşi, kaosu yok yani. Böyle daha yardımsever, kendi işinde gücünde, güler yüzlü insanların olduğu bir yer Houston ve yeme içme açısından çok başarılı bir şehir. Yani hı. gerçekten inanılmaz böyle hani Meksika yemekleri, etler, onlar bunlar hani çok iyi yedik. Orada olduğum sürece boyunca yedim yani. Hı hı. E, ve işte o küçük bir programa gitmemin de avantajı olarak Hani hocalar çok ilgiliydi. Her ihtiyacımıza... Yani prensesler gibi bir üniversite hayatı yaşadım ben. Şeyi nasıl anlatıyorlardı? Yani böyle Mimar olacaksınız ve işte Houston'ın büyük şirketlerine gireceksiniz gibi mi? Yoksa bayağı dünyaya mimar yetiştiren dünyaya bir program mı? Dünyaya mimar yetiştiriyoruz Hı. gibi. Yani zaten şöyle bir programın özelliği şu. Dört sene okuldasın. Ondan sonra bir sene okul seni staja yolluyor ve bu stajı okul ayarlıyor. Sen Hı -hı. sen okula portfölünü yolluyorsun. Onlar seni tercih listesine göre bir yere koyuyorlar. Ben o senede New York'taydım. Ee, sonra okula geri dönüyorsun ve bir seneyi de okuyup mezun oluyorsun. Ama hep böyle hani zaten bizi çok böyle dünyanın saygı mimar ofislerinde çalışacaksınız çocuklar siz hmm. gibi yetiştirdiler. Siz yeni işte Empire State'leri tasarlayacaksınız falan öyle bir hikaye var mıydı? hani? Pop, Biz pop, ona, onu yapacağımızı pop, zannediyorduk. Ha, yani güzel. onlardan gelen bir şey değil mi? Ben yani hani bir interview'um var benim işte okuldan mezun oldum işte iş görüşmesi yapıyorum. Hani New York'un ın skyline'ını ben tasarlayacağım falan diye <gülüyor> <gülüyor> yaptığım bir var etkilenmiş olabilirim oradan beni işe aldılar ama New York'un Skyline'ini ben tasarlamıyorum. Ama niye yine can, New York'ta binan var senin yani senin tasarladığın var yani, ya da çok büyük projeler, projeler yani, var. Zaten hani New York'ta mimar olmak bence en büyük avantajı gerçekten çok böyle hani sadece bakacağınız projelerde çalışırken buluyorsunuz kendinizi başka bir şehirde yaşasınız. O çok bence güzel bir avantaj. Yani, Va var mı böyle bildiğimiz ya da bilinen paylaşabileceğin? Paylaşabileceğim <laughs> Waldorf Astoria'nın renovasyonunda çalıştım yaklaşık hmm. iki sene. İşte bu lobisi, bütün bu hani e, landmark space'leri üzerinde çalıştım. Ne demek bilmiyorum landmark space ya, ama... Evet. bilmeme de, bilmeme de gerek yok muhtemelen ama şey... Yani şey bu işte geldiğinde hani public misafirin ağırlandığı hani konferans salonları, balo salonu, e, bu düğünlerin yapıldığı odalar filan onlarda çalıştım. Ve bunların hepsi hani devlet tarafından koruma altına alınmış. Hmm. Tarihi eser olarak görülmese bile işte hani... Değiştiremiyorsun kafana göre yani. New York kültürünü taşı taşıdığı için yani falan New mı? New York'un işte kültürel, tarihi önemli miraslarından hmm. olarak kabul ediliyor. Ne Hatırlıyor musun? Waldorf Astoria'nın olayı ne? Yani New York'ta neden böyle önemli bir yeri var? Ya şöyle, şöyle bir özelliği var. Bu eskiden Empire State'in olduğu yerde yerlenmiş Waldorf Astoria. Ondan sonra oradan şu anki yerine Grand Central'ın oraya taşınıyor. Bunun da şeyi trenlerle insanlar Grand Central'a geliyorlar. Oradaki işte en lüks e, bütün kaldığı falan filan e, otel. E, sonra da işte bu tren yolculuk devam edene kadar da popülaritesini koruyor. Ondan sonra uçaklar çıkınca mesela Beatles geliyor Hilton'da kalıyor ve hani orada popülaritesi düşmeye başlıyor falan. Ha, çok ilginç. Şimdi tekrar onu hani rezidans artı otel olarak programlıyorlar. Anladım ama hani 1900 artık ne ilk yarısı herhalde 20. yüzyılın oralar için çok önemli bir, aynen bina, öyle. Şeydi. Onun dışında işte Hudson Yards'taki binalarda çalıştım. Hmm. Daha o, yeni New York yerleri. Daha yeni hani. New York aynen. Ee, Vessel'ı sen mi yaptın? Vessel'ı ben yapmadım. Diğer iki bina. Shed'in olduğu binada ve onun yanındaki binada çalıştım. Öyle. Güzel peki. E, New York'ta 6 yıldır yaşıyorsun. 6 aslında 7 gibi yani o yedi. şöyle karışık. Heh. O okuldaki olan yılda sayarsak 7. Ama e, okuldan mezun olduktan sonra altı buçuk gibi. Tamam. Peki e, geldiğindeki deniz nasıl bir denizdi? Ya geldiğindeki deniz hayallerine kavuşmuş gibi hisseden bir denizdi. Hmm. Çünkü ben hep yani hani okulda da yani birinci günden beri diyordum ki ben mezun olacağım ve New York'a yerleşeceğim. Eee hep en büyük hayalimdi. E, ve şey, e, en bütün tatillerde New York'a geliyordum. Mesela o zaman ben Houston'a taşındığımda İstanbul Houston uçuşu yoktu. New York aktarmalı uçuyordum. Birkaç gün New York'ta kalıyordum. Oradan Houston'a gidiyordum. Ha bahane yaratıyordun kendine Bahane New York'a York gelmek geçmiş. için bahane yaratıyordum ama tabii New York ilk taşındığınızda New York'un o e, gerçek yüzüyle hemen tanışmıyorsunuz. Hmm. O sert New York sonradan vuruyor yani. Ne demek o sert New York? Yani New York'ta yaşamak bence birazcık derinin kalın olmasını gerektiren bir şey. Yani çok rekabetin yüksek olduğu bir şehir. Ve insanların çok böyle bireysel düşündüğü, bunu birazcık kendini korumak için yaptığı bir şehir. Ve bunu yaşadıkça görüyorsun. Ve çok arkadaşım mesela ben burada yapamıyorum deyip gitti. Ya da başka hani... ...birazcık tutunması zor bir şehir aslında. Sen, sana nasıl hissetti? Yani sen nerede hissettin daha doğrusu o sert New York'u ilk? Çünkü ilk taşındığında hayallerine ben, kavuşmuş. Bulutların üstünde bir deniz aynen, vardı. ben bunu yaşadığım bize problemlerinde en çok hissettim. Yani... Ben 12 senedir Amerika'dayım. Ha, bu podcastta konu olan bir sürü insan gibi benim hala bir green card'ım yok. Ee, ben özellikle green card'ı olmayanları <laughs> seçiyorum falan gibi bir hikaye var. Öyle değil tamamen tesadüf. Hala bir green card'ım yok ee, ve yani hani ben işten de atıldım ve hani H1B'de işten atıldığınızda 60 gününüz var iş bulmanız gerekiyor. E, o sırada pandemi yani hani çok kaotik zamanlar geçirdim ve hani orada gerçekten diyorsunuz ki evet yani şu an tırnaklarımızla kazıyoruz biz burada olmayı. Hı -hı. Peki ilk geldiğinde bulutların üzerinde bir deniz vardı. Şu an nasıl bir deniz var? New York'la York ilgili ne hissediyorsun şu anda? Şu an New York'la ilgili daha düzenini oturtmaya başlamış bir deniz var. Ee, şu arkadaşlarımı çok seviyorum. Bana en iyi gelen şey arkadaşlarım. Çok Senin ee, gördüğüm kadarıyla bayağı geniş bir arkadaş çevren var. Evet. Ee, öyle hissediyor Bunun musun çok bilmiyorum. Hissediyorum. Hissediyorum. Bunu insanlar da bana çok söylüyorlar ama... Yani beni burada... Evimde hisseden hissettiren şey bir kardeşim, bir de arkadaşlarım. Evet. Ee, Onlar ben burada e, bu psikolojiyi koruyamayacağımı düşünüyorum. O yüzden ben de onlara çok önem veriyorum yani. Yavaş yavaş girelim o zaman o konulara. Ben e, mesela merak ettiğim konulardan bir tanesi e, New York'ta Soho'da yaşıyorsun ve ille de Soho başka bir yerde i̇lle yaşamam diyorsun. Aynen. Nasıl oldu bu? Sen Soho'yu biliyor muydun New York'a gelmeden önce yoksa burada ya biliyordum yani. Gelişti? Şöyle oldu. Tabii ki de hani New York'a ziyarete geldiğimde hep Soho'ya yemeğe gidiyorduk. Onu yapıyorduk, bunu yapıyorduk. Biliyordum. Şöyle gelişti. New York'a bu işte okuldaki o aradaki beşinci senede taşındım. Bir ev arkadaşımın olmasına hani çok yakın bir arkadaşımla beraber eve çıkmaya karar verdik. İkimizin de bir aynı metro hattı üzerinde ofisleri ve o metro hattı üzerinde bir yere bakalım dedik. Ama hani okulda okuyan iki tane Türk kıza tabii kimse kolay kolay ev vermiyor. Hmm. Ve hani birazcık kirayı da hani uygun tutmaya çalışıyoruz falan filan. Ha çünkü sen hala Hüsnü'nde öğrencisin. Bir seneliğine, evet, bir seneliğine ev geldim. arıyorsun. Evet. Aynen. Ee, ve biz tesadüfen bir tane üç odalı ev bulduk Soho'da. Yani beşinci kat asansör yok falan gibi bir ev. Yani küçücük bir evdi. Ee, Soho yani West bakıyorduk, Chelsea'ye de bakıyorduk. Soho'da bulduk kendimizi. Ondan sonra Ama işte, bir, bir vibe var arayışta ama işte hani zaten, yani East evet. Village aramıyorsun e yok, Ama o zaten işte metro üzerinde olalım hmm. olalımdı. Çünkü zaten benim o zaman çalıştığım ofis metrodan 15 dakika yürüme mesafesiydi en yakın metrodan. Hani bir de aktarma yaptı bir de oradan yürü. Ben Okey, anladım. yani yedi de falan çıkmam lazım da olacak iş değil. Ee, tamam diyorum eleştirmiyorum sadece merak ediyorum yani <laughs> şey bir, 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 şey var çünkü <laughs> Chelsea, West Village, Soho bunlar bilmiyorum. Gerçi 2016 mı Beş. bu dediğimiz 2015 yani o zaman nasıldı ben görmedim ama ee, yine böyle bir hani up market. Evet, evet güzel yerler. Nişan taşı. E... Zaten Türkiye'de yaşasam da <laughs> yaşamak çok istiyorum. Tamam, okey Soho'da o evi buldunuz. <laughs> Bulduk. Ondan sonra tesadüfen işte Melis'in bir arkadaşı biz ziyarete geldi. New York'a taşınıyor. aşırı sevdik. Biz üç kız gerçekten mini minnacık bir evde yaşadık ama çok eğlendik. O hani o hani kız kıza çıkıp Soho'da gezmemiz, işte apartmanın roofunda beraber bir işte içmemiz falan çok güzeldi. Geri döndüğümde hep Soho çok istedim. Yine bir best footage'e falan yalandan bakıldı ama benim gönlüm <laughs> Soho'daydı yani. Ondan sonra öyle devam etti ve e, aynı sokakta yaşıyorum ben 6 senedir. <laughs> Sadece bir senelik böyle bir küçük bir iki blok yana kayıldı. Sonra geri döndüm. 5 senedir de aynı apartmanda yaşıyorum. Thompson Street. Thompson Street evimiz. Ee, o Onur taşındığında da işte biz böyle şeye baktık hani iki tane ayrı ev bir artı bir mi tutmalıyız iki tane hani bir tane daha büyük bir ev tutmalıyız ve en sonunda hani iki tane ayrı kiraya vereceğimize o bütçede daha büyük bir evde yaşayalım'a karar verdik. Hı hı. Ben Onur'a üç sokağa alt sokaklık bir alan verdim dedim ki bu alanın dışında ben psikolojimi yitiririm çıkamayız. Biz beş zaten, ay beş aya baktık. üç tane ev var o üç sokaklık i̇şte, şeyde <laughs> piyasaya düşen. Bu çocuk gerçekten beş ay koltukta yattı biz ev bulana kadar sersefil oldu ama ve sonunda bulduğumuz evde şöyle yan daireye taşındık yan dairede ha, bir, aynı apartmanda evet Aa, yani A'dan F'ye yani 6 daire var ee, ya, ya taşındığımız dairede bir abi kardeş yaşıyor Türk tesadüfen onlar evleri ayırıyorlar kız e, başka bir yere taşınıyor e, çocuk benim evimi aldı biz Onur'la beraber onların evini aldık. Aa, çok ilginç. Ve hani bir taşıma fotoğrafları var. Takas beraber, yaptınız hani, yani. <laughs> Onur işte çorapla yatak taşıyor falan. öyle bir taşımaydı. Kutu mutu yapmadık. Evet. <laughs> Askıları aldım o dolaptan o dolaba astım falan. Çok iyi. Sonra da pandemide. Orada efsane. New York'ta böyle bir taşınma hikayesi yok. Normalde şey o beş kattan koltuğu arkadaşlarımla tabii beraber tabii. indir falan hikayeler olması lazım. Biz hiç öyle şeyler yaşamadık. <laughs> Sonra da işte pandemide iki kat yukarıya taşındık. Hala da oradayız. Üç İnanılmaz. Orada, orada Aynı binada üç farklı dairede kaldınız Aynen. yani. Aynen. Ama çok ilginç. Ve o da şöyle oldu. Ben başka bir daireyi görmek için o eve tek başıma... Şey, tek eve bakarken gittim. Çok böyle arkada böyle karanlık bir evdi o. Ee, dedi, ben de olacak iş değil bu. Ee, kadın da dedi ki bir tane daire var. Daha bunu koymadık internete. Bir tane kız Kaliforniya'dan taşınacaktı. Onun için tutuyorduk. Kız vazgeçti tutmaktan. İster misin? Dedim ki nereye imza atıyorum? Ha, bir, bak, bir bakayım falan yok. Yok yok hayır yani, yani çıktık baktım ve dedim ki evet bu mükemmel. Hmm. Çok iyi. Ben geldim gördüm. Harika bir eviniz var. Ay, teşekkür yani, ederiz. Rooftop'u falan e, şey hani yılın altı ayı. Her akşam çık otur. Evet. Ateşimiz var. Ateş upgrade'i geldi. O yüzden e, sezonu birazcık daha uzattığımızı düşünüyorum. Peki niye ille de Soho Deniz? Ya bana birazcık Avrupa gibi hissettiriyor. Ben e, böyle aşırı yüksek ruhsuz bina görmek benim birazcık ruhumu darlıyor. Mimar olduğun için olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Bir de şeyi sevmiyorum. Binanın böyle kapısından bile hani bu, bu tarz projelerde şu an ben çok fazla residential proje yapıyorum. Hani bunun arkasındaki hani şey biliyorum hani nasıl neye göre bu binaların çizildiğini biliyorum. Kapısından bile girmeden neye benzediğini bildiğim bir ev benim çok ilgimi çekmiyor. Biraz daha böyle hani tuhaf bir plana olsun. Atıyorum birazcık hani yaşanmışlığı, o eskiliği olsun. Hani her yerde gördüğümüz pencere her yerde gördüğümüz işte o layoutlar olmasın istiyorum. Bence bizim ev birazcık öyle bir ev. Var mı böyle bir şey mimarlarda? Ya yani bu bir mimar hastalığı gibi bir şey mi? Yoksa yani bilmiyorum, ben mimarda de var. var mı? Kesinlikle vardır. Ha? Ben çok önemsiyorum. Bir de hani yaşanmışlığı olan binaları gerçekten çok seviyorum. Ve hoşuma gidiyor Çünkü yani. Çünkü yani bu, bu hastalığı ben de şimdi danışman olarak şeyde yaşıyorum. Ben de yeni bir işletmeye girdiğim zaman hemen okey buranın işte şeyi budur değer zinciri. İşte. giderleri bunlar, işte gelirleri bunlar. Gelirleri arttırmak için muhtemelen şunu yapıyorlardır. Yapmaları lazım, yapmıyorlarsa falan. Hemen kafam çalışıyor. Baharda aşırı sinir oluyor. <laughs> şey hani sadece atıyorum eğlenelim ya da sadece yaşayalım. İşte öyle analiz olmuyor. etmeden diyor. Sen de eve girdiğin ben de zaman analiz bakıyorum mesela sizin eve geldiğimiz işte şey nereden, ne bileyim bulaşık makinesi nereden, buzdolabı nereden, musluk nereden falan hmm. bakıyorum bunlar nereden ne yapmışlar. Hem o hem de şey güzel. Yani iki birkaç tane güzel yanı var. Bir Ulaşım açısından mükemmel bir yerde yaşıyorum. Bu İstanbul'a da bağlayacağım. Ben zincirli yani levazımda büyüdüm. Hı -hı. Ve bence İstanbul'un en merkezi yeri. Hı -hı. Her yere yakın. Yani köprüye yakın, sahile yakın, levente yakın. Ve hani şu anda da böyle hani bütün metroların geçtiği ve her yere yürüyerek gidebildiğim yerde yaşamak... ...inanılmaz rahat bir şey. Ee, bir bir de bir şekilde mesela bir program yapıldığında... ...ben ağzımı bile açmıyorum. Ve insanlar ah Soho'da şuraya mı gitsek diyorlar. Ve ben o yüzden böyle hani aheste aheste hazırlanıyorum falan. <laughs> Ve beş dakikada evden çıkıp da zamanında bir mekana varıyorum. O da hoşuma gidiyor. Çok iyi. Benim öyle bir lüksüm hiç olmadı. Ee, bir Brooklyn'de, Downtown Brooklyn'de yaşarken orada bir arkadaş grubum. Yani orada olduğu için kolaydı yani İşte 10 dakika evden bayağı. çıkmak falan. Ama Biliyorum. E, evet Manhattan'da yani West Village'de falan yaşamayı o, o açıdan isterdim. Hani çıkıp. Zaten akşam hazırlanıp işte metroya binip gideceğim yere yürüyerek beş dakikada gitmeyi falan. Ya o bir de dönüşü de güzel oluyor yani. Mesela çıkıyorum yürüye yürüye böyle müzik dinleye dinleye gece sonu böyle bir evime varıyorum. Dün Ki onu Sen da mesela onu yapmış. Ben dedim, oradan yürüyerek dönüyordum. Sen de öyle dönseydin de ben de yürüyerek döndüm dedi. Güzel ama sen işe de yürüyerek gidiyorsun. Evet en sevdiğim şey. Yani metroya binmemek baya güzel bir şey olsa gerek her Çok gün. Zorunda şey. olmamak daha doğrusu. İstiyorsan binersin. Metroya binerek gittiğim işlerim de oldu. Ben aradaki farkı çok 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 net görebiliyorum. Bence çok güzel bir şey. Çünkü metroya bindiğinde sabah uyanamamış, böyle ay yine kalktık, işe gidiyoruz. Böyle mutsuz insanlar görüyorsun. Ben o insanları görmüyorum. Ben böyle hani evden çıkıyorum, annemi arıyorum. Yarım saat annemle telefonda konuşarak bile oynaya işe gidiyorum ve bence bu benim modumu yükseltiyor ve günüp daha pozitif başladığını Hı -hı. düşünüyorum. Çünkü metroda sabah kimle karşılaşacağını gerçekten bilmiyorsun yani. Evet. Bir Üç de saat yani uykuyla hani... işe giden de var. İşten dönen, dönen var de falan. Var. Aynen yani... öyle sabahın yedisinde sekizinde. Ee, bir de o metro gecikiyor gelmiyor duruyor o oluyor bir de işte, işte homeless uyuyor önünde falan öyle şeylere hiç bulaşmadan vicdanen, ben akarı yok kokarı evet, yok gidiyorum. Evet. Hem, hem, maddi hem manevi rahat Aynen yaşıyorsun gibi bir şey. Bana bir tane New York moment'ını anlatır mısın? New York moment'ımı anlatırım. Bu soruyu sen bana söyledin. Ben bunu bayağı bir düşündüm. Benim bu soruyu anlatmak istediğim hikayem toplum tarafından <laughs> uygun görünmedi. <laughs> <laughs> o yüzden başka bir New York Moment'ımı anlatıyorum şimdi. Arkadaşların tarafından veto yedi. Ya şöyle gibi. dediler birazcık. Yani bunu seni tanımayan biri çok yanlış anlayabilir. Hmm. Anlatma dediler. Ben de saygıyı duydum. Ben dinledim ve bence tam New York Moment bu arada. Yani. Ama evet öbürünü dinleyelim. Öbürünü o, da, o da bence New York Moment. Bence de New York Moment. Beni tanıyanlar bilir. Ben bir Masterchef Survivor hayranıyım. Hmm. Ee, i̇şte pandemide Survivor'la yattım, Survivor'la kalktım falan filan. Ee, i̇şte pandemi bitti. Ee, işte iş çalışıyorum falan filan. Bir baktım. Ee, işte aylardan da Mart mıydı Nisan mıydı bir şey. Cemalcan New York'ta. Ben Cemal Can'a bir paragraf mesaj attım. Dedim kesin senle görüşmemiz lazım bizim. Görmedi. Çünkü zaten çocuğun milyonlarca takipçisi var. Niye görsün? Hı hı. Bakmıyorlar muhtemelen zaten. Bakmamıştır yani. Aynen diyen öyle. öyle. Üstüne iki hafta geçti. O bir ara gitmiş. Tekrar New York'a geri geldi falan Ben de dışarıda bir tane abuk sabuk iş hallediyorum. Bir baktım. Soho'nun çok yakınındalar. Sonra işte screenshot atılıp böyle birazcık zoomladım nerede olduklarına baktım falan. Okay. Ee, ve yürüyerek oldukları yere gittim. Merhaba diye yanlarına. Ha ye şey yetiştin or hala oradalarken. Hala orada. Ben hani denk gelirse görürüm falan diye gittim işte. Cemal, Can, Berkan, Lale falan böyle hani arkadaşlarla oturuyorlar. Ee, umarım isim vermem problem çıkarmaz. Problem olursa Aynen. silebiliriz. Aynen. Bize ulaşırsanız o zaman. Cem mesaj atıyormuş şu an <laughs> silin beni diye. Neyse gittim hatta beni ilk başta e, böyle başka bir zannetmişler falan. Aa falan neyse. Dedim ki işte ben sizinle tanışmayı çok istiyordum. E, merhaba ben işte oturduk sohbet ettik. Ayaküstü yani oturmadık. Ayaküstü iki üç beş sohbet ettik. Ondan sonra işte sen ne yapıyorsun burada dediler. Dedim, ben de işte mimarım biraz ileride oturuyorum falan. Aa, hatta gelsenize biz yeni eve taşındık çok güzel size yemek yaparız falan dedim. Aa, olabilir aslında ya falan dediler işte böyle numara aldık verdik falan. Ona üstüne birkaç gün geçti ben de diyorum ki herhalde yani gelmezler. Yani ne niye gelsinler yani, yani, yani. tanımadıkları insanın eve Mesaj geldi bana akşam müsaitsiniz biz size geleceğiz diye dedim. Benim orada zaten hani bütün beyin fonksiyonlarım yerle bir. Onur'a dedim mesaj attım. Onur dedim cemalcanlar geliyor. Bir şey yapmamız lazım. Onur dedi merak etme ben yemeği halledeceğim. Ben pizza söyleriz falan dedim. Pizza ile misafir mi ağırlanır ya dedi. Onur da bu arada emin, yapan, efsane yemek, yapan bir yapan bir yemek yapmıştır. Aynen. Ee, aynen çok iyi çok iyi bir yemek yaptı. İşte geldiler e, ve biz baya işte terasta oturduk. Yemek yedik, sohbet ettik. Tavla oynadık falan. Ve gittiler Soho'da ve dünyanın da, en tatlı insanlarıydı. Soho'da Rooftop'ta akşam cemacanlara tavla oynadınız. Evet. <gülüyor> çok <gülüyor> çok güzeldi. Ve bence yani İstanbul'da olsa gelmezlerdi diye düşünüyorum. Yani niye gelsinler? Belki. Tanımadıkları etmedikleri insanların evi yani. Çok ilginç. Şey ee, bir başka acaba dedim Kıvanç'la Beren'i de davet eder misin falan etmiş misindir diye düşünmedim. Kesin değil. ederdim bak. Bu konuşmayı yapsam kesin ederdim. Gittin ama galaya. Gittim, galaya tanış, gittim. Yani gördün hani yani, fotoğraf falan çekildin. Yani müthişlerdi işte <laughs> sadece böyle ağzın açık izle yani. Yani Kıvanç zaten çok yakışıklı. Beren bence su gibi güzel bir kadın hmm. yani. Bahar da hasta yani ben hiç Aşk-ı da izlemedim. Aa, hiç izlemedim. Aa. Ben aşk Memnu'nun finalinde New York'taydım bu arada biliyor <laughs> musun? O Behlül'ün derbeder olduğu mezar sahnesinde falan biz böyle tribün yaptık Türkler izledik onu. Ben kendim çok şey hissediyorum. Yani sanki ben o dönem Türkiye'de yaşamıyor muydum? Hiç yani sıfır çünkü bende Aşk-ı Memnu hikayesi, Kıvanç'la Beren'in hikayesi nedir falan hiç neden bu kadar hani insanlar hasta falan? Bende yok. Aç izle. Geç kaldım. Hiçbir zaman izlesem, geç değil. Şimdi izlesem aynı moda Bilmemek olmaz değil, yani. Bilmemek değil öğrenmemek ayıptırlar. Evet, Oturup izleyebilirim <laughs> aslında. Kardeşinle yaşıyorsun. Evet kardeşimle yaşıyorum. Nasıl bir şey New York'ta kardeşinle yaşamak? Bu insanlar yaşaman. çok garipsiyor biliyor musun? Yani bana çok normal geliyor. Ben çok uzun süredir kardeşim, 5 senedir biz beraber yaşıyoruz. Ama bunu söylediğimde insanlar nasıl yani nasıl anlaşıyorsunuz filan diyorlar. Yani aynı anne baba büyütmüş biz niye anlaşmayalım yani. <laughs> tabii ki de yani her beraber yaşayan insan gibi biz de ilk başta şey yaptık. Hani tartıştık, uyum uyumlanma sürecimiz bir zaman aldı. Farklı insanlarsınız. Çok farklı insanlar. Bunu bizi tanıyan herkes söylüyor. Sen biraz mesela New York'u böyle doyasıya yaşama, işte dışarı çıkalım, işte Ekinoks'a gideyim, spor yapayım, Ay, sonra dansa evet. gideyim, restorana yani gideyim, şey. sokaklarda yürüyeyim falan. Onur biraz daha, Onur'un da Bana çok güzel modları Bana ilişmeyeyim, ben var. maç <gülüyor> seyredeceğim. <gülüyor> Hemen yemeğimi yapayım, çok kaliteli Aynen. bir ortam olsun. Beş arkadaşım olsun, sohbet Aynen. ederim falan. E ben, ben ben çok iyi, Onur mesela böyle alıştığı insanlarla zaman geçirmeyi sever. Ben böyle hani yeni insan tanımayı, yeni yerlere gitmeyi aşırı severim. hani Genelde benden çok hayır cevabı çıkmaz. Şunu yapalım mı dediğinde benim cevabım evettir. Hmm. E, biz Onur'la bence birbirimizi şeyde yakaladık. E, i̇kimiz de Misafir ağırlamayı çok seviyoruz. Hmm. Yani özellikle bu işte şu anki eve taşındığımızda e, Gitgide gitgide böyle arkadaş çevremizin de çok ortak bir noktaya evrildiğini görüyorum ve inanılmaz hoşuma gidiyor. Çünkü biz bizim evde sürekli misafir var yani biz e, özellikle yazın e, en sevdiğimiz şey onu çağırıyoruz bunu çağırıyoruz hele annem geldiğinde yani her gün bizim evde misafir var <laughs> ve e, o da yemek yapmayı çok seviyor. Ben de yemek yapmayı çok seviyorum. Et yemekleri onurda, da hamur işleri bende falan böyle rakı masaları kuruyoruz. E ve bence bu da biz böyle hani beraber yaşamanın bizi çok yakınlaştırdığını düşünüyorum. Ve yani... İstanbul'da olsanız beraber yaşar mıydınız sence? Hani varsayıyorum hmm. işte aile Yaşamazdık evinde büyük değilsiniz. Simetler. Yani kendi evinizde yaşayacaksınız. Aynı evde yaşar mıydınız Hiç sence? Hiç düşünmedim. Bence yaşamazdık. Çünkü ben kesin yine böyle Nişantaşı Galata falan öyle arada yaşamak isterdim. Onur böyle beni bir rezidansa koyun ya derdi. rahat olsun temiz Aynen. olsun. Aynen ve falan. Türkiye olunca bunları hani yapmak etmek de daha kolay. Hani olanakları gerçekleştirmek daha kolay. Ya bir de şey güzel oluyor mesela annemler annem senede iki kere geliyor böyle iki hafta falan kalıyor annem geldiğinde hani evi ev arkadaşım olsa şimdi hani otelde kalacak edecek. Şimdi onunla beraber yaşayınca annem de babamla geldiklerinde bizde kalıyorlar. Hı -hı. Böyle gerçekten böyle şey gibi oluyor yani. Haklar New York şubesi. <laughs> Güzel. O çok hoşuma gidiyor. Aile hissi ne veriyordur eminim. Aşırı veriyor. Mesela Onur uzun Türkiye'ye gitti. Ben ben yazın gidiyorum. Onur bunun bir e, benim eksikliğimi hissetmediğini iddia ediyor ama Onur gittiğinde ben çok arıyor. Böyle eve geldiğimde Onur'u görmeyince böyle bir ay kardeş diyorum. <laughs> Çok güzel. New York'ta bir haftan nasıl geçiyor? New York'ta bir haftam... Ya ben şunu fark ettim. E, özellikle bu pandemi, vize sıkıntıları o bu. Hani bir şekilde bir rutininin olması gerekiyor senin. Ve o rutin aslında seni böyle hani e, burada dinginleştiriyor gibi hissediyorum. Benim rutinim ben hafta neredeyse her gün spora gidiyorum. Ve mesela yedi senede gittiğim iki tane spor hocam var. ...hani hala adımı söyleyemiyorlar ki benim adım kolay <laughs> bir isim yani... ...bana Dinez demezsin hmm. ama diyorlar. Evet. Ama e, böyle hani gerçekten New York hayatım onlarla geçti gibi bir şey. Ne yapıyorum? işte pazartesi, cuma zaten evden çalışıyorum. E, iş çıkışları genelde spora gidiyorum. Ondan sonra yemek yapıyorum. E, arada... E, Hafta içleri genelde evdeyim gibi aslında. Sevdiğin böyle yılın belli zamanları var mı New York'ta? Ya da işte gitmeyi sevdiğin Bence özel Bence New York'un en güzel zamanı Haziran'la şey, e, Eylül. Ben hmm. daha gelecek arkadaşlarıma diyorum ki yani mümkünse ne olur soğukta gelmeyin. Hani ne beni üzün ne siz üzülün. Ne tem, ama Temmuz, Ağustos da değil. Temmuz, Ağustos ben Türkiye'de <laughs> Doğru, oluyorum evet. genelde. Doğru evet. Ne yani Temmuz sonu gibi gidiyorum. Evet yani biraz işe bağlı ama e, Türkiye'de olmayı yani bir Bodruma çeşmeye gitmeyi özellikle çeşmeye gitmeyi çok seviyorum. Hı hı. Ee, o yüzden e, ya sonbahar ile çok kısa ama böyle gersen çok güzel bir havası var ve o özellikle yazın gelişiyor Haziran ayı insanların böyle en pozitif olduğu zamanı bence New York'un. Ben sonbaharı seviyorum ya böyle şey hissettim sonbaharın ama havanın sıcak olduğu günler. Mesela işte dün öyle bir gündü mesela. Ay dün çok güzeldi hava. Kış gibi bir mevsimdeyiz evet, ama çok güzeldi böyle ceket'siz ya da ince bir ceketle yani soğuktu ama hani şey Yok ben person... çok keyif aldım mesela ve bence böyle günleri bence en güzel ya bence New York'ta yani. yaşayan insanlar o günlerin kıymetini çok iyi biliyorlar evet ee, yani o bir, bir tanecik sıcak günün kıymetini biliyor çünkü sonra biliyorlar ki özellikle Ocak Şubat yani evet, değil nisana, kadar, iş değil. <laughs> nisan'a kadar Nisan'a kadar üşüyeceğiz gerçekten Nisan'a kadar hatta bazen Nisan'da da üşüyoruz. Gezmeyi seviyorsun. Çok seviyorum. Ve onu böyle zamanla ayarlıyor musun? Hani burada havanın kötü olduğu zamanlar gideyim falan. Yoksa sen ne ya fırsat genelde, çıkarsa gidiyor Ya genelde Amerika'da çok... Bol bulamaç bir izin durumu olmadığı için hiçbirimizde. Hı -hı. Ben birazcık böyle long weekendler. E, hani. Deniz ama sen geziyorsun yani. Ama ben saat hesabı Güzel yapıyorum. Güzel ayarlayarak geziyorsun. Yani ben yani. gerçekten hani saat 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 tatil planlıyorum. Mesela Türkiye'ye gittim 10 gün gittim. İşte onu yarım gün aldım. Bunu bilmem ne yaptım. Oradan 3 saat Hı -hı. buradan 2 saat. Öyle hani bir şekilde akşamlarımı boşalttım. Bir düzen yarattım ama. Gerçekten mesela şey yapıyorum. İşte Şubat, Mart. Yani de şu andan da düşünüyorum. Takvim önümü alıyorum. Mesela Türkiye'ye ben hangi tarihlerde giderim? düğün var mı? Düğünler şu tarihlerde. O zaman ben şu tarihte gideyim falan filan diye onu planlıyorum. Neredeyse yıllık plan yapıyorsun aslında. Evet. Hiç böyle hani spontane tatil insanı değilim. Ben baya böyle hani önceden şu tarihte şuraya gideceğim. Hatta o böyle şey oluyor yani hani. Bir planlanmış bir tatilim olmadığında böyle... E ben şimdi neye bak şey yapacağım, heyecanlanacağım <laughs> Önümüzdeki oluyorum. Önümüzdeki üç ay değil mi? Yani şimdi var çok şükür onlara heyecanlanıyorum. Nereye gidiyorsun? Valla hafta hafta sonu Miami'ye gidiyorum. Güzel. Sonra da doğum günümde Londra'ya gidiyorum. Aa, çok güzel. Ocak'ta. Aynen, Ocak'ta. Aa, harika. Ee, e, sonrasında bakacağız. Londra'da kim şey arkadaşlarımla görüşmeye? New York'ta yaşayan ha. eski mahalle arkadaşım Alara. Aa. <laughs> benim, ben galiba Soho'da benimle beraber yaşayan tek insan atmayayım da olabilir yani hani uzun süre. o ee, ne zaman taşındı? 2019 sonuna doğru taşındı. Böyle bir fenomen var demiştin sen bana. Hani New York'ta insanlar geliyorlar ve geliyorlar Ve gidiyorlar işte. Bana bunu New York'a ilk taşındığımda kim söyledi hatırlamıyorum. Biri söylemişti. E, i̇ki senede bir arkadaş çevren değişecek demiştim. Ben de hmm. niye değişsin ki ya demiştim yani. Hani. Sonra yaşayınca gördüm şöyle hani. Bence en çok yaprak dökümü bu OPT zamanlarında oldu. Hmm. Çünkü hani tam mezun oluyorsun OPT'in var. Çalıştın. Herkes güzel mutlu tamam, mesela. Ama yani H1B'de kuraya bağlı. Mesela benim, benim bir hakkım vardı. Şu an mimarlık Sisteme girdi. Üç hakkı var insanların en azından. Bana o bize çıkmasaydı ben şu an yoktu, olmayacaktım. Çünkü nasıl kalayım? E, çoğu insan da bu şekilde gitti. Özellikle Londra'ya çok Yıldızlar güzel senin için oldu. hizalanmış. Ya o sırada ama birazcık da şöyle şanslı bir... Çalıştığımız çok büyük bir ofis olduğu için... Hani çıkmazsa biz seni Londra'ya göndeririz demişlerdi zaten. Hmm. Ee, Birçok insan böyle işi sayesinde diyeyim. Vize çıkmazsa başka bir ofise, dünyanın bir şehrine Mesela bir arkadaşım Londra'ya gitti. Tek geri gelen arkadaşım. Şimdi Ocak'ta o da geri geliyor. Aa çok iyi. Sen Aynen. Iki, ta i̇ki tane arkadaşın i̇ki tane arkadaşı yeni geri arkadaşı geliyor, geri geliyor yani. yani. Bir tanesi yeni geliyor, bir tanesi geri geliyor. Çok iyi. Ama işte yani gerçekten çok arkadaş uğradım ve ben böyle hani alıştığı şey çok bağlı bir insanım. Hani bu evim de olabilir, insanlar da olabilir. Ve herkes arkasından çok üzüldüm. Hani hala da konuştum da çok üzülüyorum. Mesela dün bir arkadaşımızla FaceTime yaptık. Diyorum ki hani keşke sen de şu an bizle bu masada otursan ama İstanbul'da. Ben şeyde bu yaz e, bir yemeğe gittik. Baharla Bodrum'da tesadüf masamızda şey birisiyle tanıştık karşılaştık o da New York'ta yaşamış uzun yıllar vesaire vize problemi i̇şte. ve şey yani pandemi iş bitmiş, işi bitmiş vesaire hop Londra'ya taşınıyor hani ve şey o da mimar bu arada hadi canım ee, hani şey şaşırmadım o hikayeye. İlk başta şaşırırdım muhtemelen New York'a taşınmadan önce o kadar fazla gördüm ki çok insan gitti ve yani gidenlerin Bazısı arıyor bazısı alıştı ee, yani şeyi çok arayan var bence Londra'yı belki tenzih edebilirim ama hani bu New York'taki benim içinde bulunduğum e, bu büyük Türk grubu konsepti yurt dışında çok az şehirde var Yani Hı -hı. bence bir Londra'da var. Başka da bilemedim yani. İlla vardır ben bilmiyorumdur ama... Vardır e, diye vardır tahmin vardır. ediyorum ama tabii Belki kaç tane şehirde... Berlin falan olabilir bilmiyorum. Tabii Berlin'de, Amsterdam'da falan... Şimdi Amsterdam'da da çok güzel oluyor gerçi ama hani... Ya mesela çok Türk arkadaşım var evet ve çok mutluyum bundan. Bu arada bunu da çok garipsiyor insanlar. Bana o insanlar iyi geliyor yani. Senin arkadaş çevrenin yüzde doksanı... Türk diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Biliriz. Nasıl oldu bu? Gel, yani geldiğinden beri hep böyle mi? Yoksa yani, zamanla değişen değil bir şey mi oldu? Aslında mesela ilk çalıştığım şirkette hiç Türk yoktu. Çok yabancı vardı. Biz çıkardık hep yavrulara giderdik. Hala o şirketten görüştüm. Çok yakın arkadaşlarım var falan. Ama ondan sonra zamanla insanlar gidince... Mesela pandemide çalıştığım ofis e, çok küçüktü ve evden çalışıyorduk. Hani atıyorum... O onunla tanıştı, bu bununla tanıştı. Hani bir Türk... Yine Türk komünitesinin içinde... Yani özellikle yaptığım bir şey değil hı hı. ama beni çok mutlu ettiği için karşı olduğum bir şey de değil. Bana şey gibi geliyor. Benim yani benim de sonuçta ilk geldiğimizde birkaç tane tanıdığımız insan var. İşte Bahar aracılığıyla seninle tanıştım vesaire. Sonra o Türk arkadaşların Türk arkadaşlarla i̇şte, tanışmak he. çok kolay. Kolay. İşte onlar aşırı onu doğal aynen, gelişiyor. Aynen. Böyle hiç efsuz. Ve bir yandan seni hayatının için alıyorlar. Hmm. Sen onların hayatın sen onları kendi hayatının için alıyorsun. Ve hani ortak çok noktan olduğu için birbirini yakalaman çok kolay oluyor. Hı hı. Ve böyle gerçekten mesela bize bir arkadaşım şey demişti çok hoşuma gidiyor. Ee, Sizin eve geldiğimizde kuzenlerimize gidiyoruz gibi hissediyoruz demiş. Şey. Yani bunu duymak benim için mükemmel bir şeydi. Dün e, bir arkadaşı Bahar'a şey demiş. E, ya siz New York'taki ailem gibisiniz ya. demiş. Ben, benim gözüm doldu bunu duyunca Bahar'dan Ama öyle. duydum şey gibi hissettim. Evet yani tam böyle bana çok öyle bir, bir yere dokundu ki ben de. Ee, e çünkü ve onu, onu birçok kişiyle ailenizden. hissediyorum. Türk yani nedense Türklerle aman hani bir sürü arkadaşım var. Onlar da ailesinden uzak, başka ülkelerden. Ee, ama onlarla bu konuya giremiyor muyuz artık? Nedir? Yani ben bu, bu kadar üzerine düşünmedim ama bir fark var yani. yani dil, dil dediği değil sadece. Dil, yok kesinlikle dil bir bariyer. Sen bu kadar burada yaşıyorsun. Hani dilin bir bariyer olmaması gerekiyor artık. Ama yani ortak nokta yakalamak mesela ben dün Tilbeyle oturduk kızılık şerbeti muhabbeti yaptık yani anladın mı? Ben kimle yapayım yani? ya yani tabii ki de yaparsın ama e, bunlar böyle bağ, bağ kurmayı daha kolaylaştıran şeyler. Kızılık şerbeti de izlemedim, hala da izlemiyorum. Bahar izliyor mu? Bahar arada izliyor, hmm. ama şey takip etmiyor böyle bölüm bölüm takip etmiyor da arada. Sen bir ne şey izliyorsun? Açıyor. Ben yabancı dizi izliyorum. Türk dizisi izlemedim yani hiç buradayken ha. bir de. O arada ben de tam tersi. Mesela buraya gelmeden önce Türk dizisi izlemezdim. Mesela hmm. Ezel izlememiştim ben de. Hmm. Bence müthiş bir dizi. Ezel'i ben izledim. de izlemedim Ezel'i. Ee, ben hiç ya Türkiye'deyken de izlemedim bu ya arada. Ya birazcık şey oldu. İşte mimarlık ya okurken işte ekrana bakıyorsun ve hani böyle hani şey yapmadığın için, tekst okumadığın için hani bir şey tasarlıyorsun, bir şey çiziyorsun falan filan. Bizim yanında böyle herkesin bir şey açık olurdu. Ha, beyninin belli bölmeleri başka bir şeyle meşgul Aynen. olabiliyor falan. A ve hani bu senin işini etkilemiyor. Dolayısıyla orada benim bu Türk dizisi şeyleri başladı. Hı -hı. Ee, mesela şeyi biliyor, bir, bir tane e, yarışma projesi yapıyorduk Lincoln Center'a. Bu yenilendi şu an David Geffen Hall. Onun yarışma projesine çalışıyordum. E, maket yapılması gerekiyor e, ve bana şey dediler yani. Bütün auditorium'un e, sandalyelerini yapacaksın ama hani mini minik 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 şeyler. Böyle bir ha, yüzlerce... Fiziksel evet, bayağı evet. Aynen, okay. Hani yüzlerce sandalye yapmam gerekiyor ben bir hafta sandalye yaptım. Lego gibi mi yoksa zor mu? Yani işte laser katırdan kesiyorsun onu bilmem ne yapıyorsun okay. falan filan. Okay. Ama yani hiçbir şey izlemeden bence bir akıl sağlığını yitirirsin yani. Hmm. Ve ofisteki herkes biliyor ben o ses Türkiye seyrederek yaptım onları. <laughs> Çok iyi. Ve böyle geliyor mesela hani direktörüm geliyor ay güzel öyle çok güzel devam et filan diyor. Ben o sırada seyiririm. kimse bir şey demiyordu yani. Evet güzel beyni bir moda sokuyor. Ben de Lego yapmaya başlamıştım işte. Türkiye'de bir Lego yaptım Ağustos ayında çok beğendim. ilk defa hayatımda Lego yaptım. Geldim buraya bir aldım hemen yapmaya başladım falan. Ve o sırada bir şey dinlerken mesela podcast dinlerken Lego yapmak. Mükemmel bir şey. Aşırı güzel bir Bak, şey. Yok. Seni anlarsın. Yani, ya, o açıdan anlıyorum ama o ses Türkiye'yi denemedim. Deneyebilirim. Yani, Survivor hayır, falan. Hayır o zaman şey senin ilgini ne çekiyorsa. Yani mesela çok takip etmem gereken bir şeyse o zaman onu yapamam. Yani onu şey yapmam gerekiyor. Gerçekten fokus olup izlemem gerekiyor. Ya da bazen bir şeyler hesaplamam gerekiyor atıyorum. Ya da bir şey okumam gerekiyor. Şeyi merak ettim. Ee, şimdi Türklerle tanışıyorsun. Yani uzun yıllardır burada yaşadığın için aslında New York'ta yaşayan böyle bir sürü Türk arkadaşın da var. Hiç böyle tanışmayı istediğin, sana ilham olan ya da belki tanıştığın bir insan var mı Türk topluluğundan New York'ta? Yani illa benim de bilmediğim ve tanıştığım çok ilham olacak insanlar vardır. Benim bana çok ilham olan biri Ece Çalgüner Erzan. Hmm. Duydun Duydum bilmiyorum. Duymadım. Aynı ofiste çalışıyorduk biz. Bizim ofisin iç mimarının başındaki kişi kendisi. E, aynı zamanda mahallelim. Ha o da soğuda. Aynen. yani mimar olup, yani işim var ama mimar olup soğuda yaşaması ve böyle hani kariyerinde çok iyi bir noktada olması o bana her zaman çok ilham veren bir insandır mesela yani. Güzel ve zaman geçirdin işte. Onunla. Geçirdim aynen. Veya bizi yemeğe götürmüştü mesela. Mustafa ben ece yemek yemiştik. Ha çok ben. güzel. Aynen çok tatlış bir insan kendisi. Çok güzel selam olsun. Selam tamam. olsun. <laughs> çok özlüyorum İstanbul'u. Birazcık onda ben yani... Bu nasıl formalize ederim bilmiyorum ama bence benim bu Türkiye tutkum şeyden de geliyor. Ee, benim Türkiye'de çok fazla arkadaşım var ve hala Türkiye'de... Yani benim o lise grubum hiç dağılmadı mesela. Hepsi İstanbul'da mı? Hala hepsi İstanbul'dalar. O yüzden o da beni böyle birazcık hani oraya çekiyor gibi bir şey var aslında. Yani mesela şeyi gözlemliyorum mesela ofiste bir kız var. Bu ekonominin çok daha kötü olduğu zamanlarda geldiği için zaten onun bütün arkadaşları yurt dışında. Dağılmışlar. Yani Türkiye'de olmak veya olmamak onu çok cezbeden etkileyen bir şey değil. Bu mesela ilginç bir konu. Sen acaba hani İstanbullu romantizize mi ediyorsun mesela merak et, ettiğin onu konu? Onu çok fark Mesela bir arkadaşım şey diyor yani sen buraya tatile geliyorsun e, ve sen gerçekten İstanbul'da yaşamak nedir görmüyorsun. E, kesinlikle haklı olduğu yerler olduğunu düşünüyorum. Ee, ama... Sen gittiğinde herkes sana zaman ayırıyor. Ay, onu, O konuda çok müteşekkirim. 10 ediyorum. gününe gidiyorsun böyle sabahın yani, akşamı öğlenin dolu. Gerçekten bunu en son arkadaşlarımla bu konuşmayı yaptım yani. İyi ki varsınız benim yani benimle sersefil oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim falan diye. Ee, hani normalde mesela atıyorum salı günü dışarıya çıkıp rakı içmeyecek insanlar. Ben orada çok limitli bir yer zaman sürecinde oradayım diye. Hani ta bilmem, bilmem, nereden gelip benler akı sofrasına oturuyorlar. Ve Hı -hı. hani bunun benim için değer inanılmaz bir şey. Ee, ve sen İstanbul'da yaşasan tam öyle olmayacak hayatın. Ya ama, ama New York'ta da öyle Çünkü mesela. New York'ta öyle değil özellikle hayatın. Sen salı günü random dışarı çıkıp... Çıkmıyorum. ...üç kokteyl içip yemek yemiyorsun. Yani, yani evet yani, yani... yaptığın bir şey gibi yani, belki de. Ya, yaptığım tabii ki de oluyor ama hani özellikle bunun için bir efor harcamıyorum ya da ne bileyim. New York'ta bir tane restoran açıldığını görüyorum. Ha bir ara giderim diyorum. İstanbul'a gittim mesela hani gitmeden bütün yemek rezervasyonlarımı yapıp gidiyorum. İlla şunlara da gitmem lazım, denemem lazım İstanbul falan. İstanbul'u bayağı tatil gibi planlıyorsun. Hani şey gibi değil. ...yeni bir şehre gidermiş gibi... ...o şehre gitmeden nasıl gününü akşamını planlarsan? Sen benim yaz tatili planlarımı... ...az buçuk biliyorsun. Görmedim ama hiç. Ama en yani... Yani yazılı değil de yani... ...ben İstanbul'a zaten indiğimde bana şey diyorlar... ...senin zaten planlıdır her hafta sonu... Evet. ...sen bize ne zaman zaman ayarabilirsin söyle plan diye... ...hani git... ...çünkü şöyle... Yani ...ben hiç plan yapmadan gitsem... ...zaten limitli zamanım var. Doğru. Benim onu maksimize etmem lazım. Evde oturmamalıyım gibi bir yer mi var? Evde asla... ...zaten evde oturmuyorum çünkü evde kimse olmadığı için... annem çalışıyor, babam çalışıyor... Ben genelde evde değilsem babamın yanında takılıyorum. Çayma <laughs> içiyorum yani. Bir çünkü babamın e, kliniği evin çok yakını falan. <laughs> evde oturacağım ama giderim babamın yanında otururum. Babamı görürüm yani. New York şey İstanbul'dan sen ne zaman çıktın? 2010 2011. 2011. Hani o zamanki İstanbul'la bugünkü İstanbul'u hani hiç böyle sen farklı bir insansın, farklı bir gözle bakıyorsun kesin. Ama İstanbul'da lise okudun. Evet. Lise okurken ki İstanbulla şu anki gidip gördüğündeki İstanbul, bu biraz bu da, kalbimde yara. Hani bu, bu da bu politik ekonomik falan bir sürü. Yani bir saat konuşuruz. Ya Ondan o bahsetmiyorum değil ya. O da. Şöyle hani, hani senin ben... İstanbul'da yaşamakla ilgili hissin nasıl farklı ikisiyle ya, ikisini düşündüğünde? İki şey var. Bir hani bu demin söylediğim, e, sonradan ekonomi çok kötü giderken Amerika'ya gelenler. İstanbul'a bağıyla bizim bağımız bence farklı. Çünkü hani onların geldiği durumda gerçekten bütün arkadaşları yurt dışında. Ya da hani zaten sen yurt dışına gideceksin gibi hazırlıyorlar. Benim zamanımda Amerika'ya bizim işte liseden 4 kişi beş kişi geldi. İşte bir tanesi hala burada kesin biliyorum. Diğerleri ne yapıyor bir fikrim yok. i̇şte Almanya'ya gidenler oldu falan filan. Onlar da orada galiba ama çok fazla giden hani böyle hani 150 kişilik dönemin... 130'u gitti gibi bir durum olmadı yani. 130'u kaldı tam tersine. Hı, -hı. Ee, ve ben lise okurken İstiklal'in o küçük Beyoğlu'nun en güzel zamanı. Herkesin Taksim'e gittiği zamanlardı. Hmm. Biz çok eğlendik. Masalar, sandalyeler tabii, tabii, Tabii her yerde masalar, sandalyeler kaldı. Yani, o, hatta bazen şey yapıyorum. Sokak müzisyenleri var yani bak, vesaire. En büyük hobim bu. Çok üzücü bir film farkındayım. Ama Isız Adam izliyorum. Sırf Taksim'in o zamanlarını görmek için. Hmm. Yani bu, bu, düzenli yaptığım bir aktivite Bunu bu. Bunu anlıyorum ya. Şu an şu an izleyen birisi hani ne bileyim 2000 doğumlu birisi falan. Isız Adam'ı izlese şey gibi. ...böyle bir şehir yok der herhalde yani. Neyse onu izlemiş olmam beni etkiledi şu anda. Isız adam <laughs> ama şey... ...bir kendim izledim böyle çok etkilenmedim falan... ...sonra Bahar'la hmm. konuşa konuşa izleyince... ...daha etkilenmiştim falan öyle bir hikayesi var. Arkadaşların oturup rakı içmek... ...işte Türkçe müzik çok seviyorum biliyorsun. Hmm. İşte gidip canlı Türkçe müzik dinlemek... ...yani çok çok hoşuma gidiyor. Ben hmm. ucundan yetiştim ya 2012'de... ...İstanbul'da yaşamaya başladım. Üniversite için gittim ve... O dönem bile hani bir yıl işte geziye kadar bir yıl yaşadım şeyi Beyoğlu'nu İstiklal'i Cihangir'i Cihangir'i 2013-2014 hani 2015'e kadar yaşadım çok sevdim dans okuluna gidiyordum falan ee, ama 2015'ten sonra muhtemelen zaten tamamen bıraktık hani o tarafa gitmeyi ee, ve şey okul, okulun orada sıkışıp kalmıştık işte boğaz içinde hisarüstü orada yani. sıkışıp kalmıştık. Ee, ya şu an ben de taksiye yani. Gidiyorum şöyle bir hani bir Serdar Ekrem'den yürüyeyim de gözüm gönlüm açılsın diye gidiyorum. Yani özellikle hmm. orada program yapıp gittiğim çok nadir oluyor. Ama genel olarak o hani bir boğaz kenarında yürüyüş yapmak bile beni aşırı mutlu ediyor yani. Şimdi gidince nerede zaman geçiriyorsun peki tatile gittiğinde? Tatile gittiğimde nerede zaman geçiriyorum? Daha çok herhalde bebek taraflarına, nişantaşına. Bu yaz en çok nişantaşına gittim galiba. Kışın da nişantaşına bayağı bir gittim. Ee, Okey belli yerler var. Oralardan aynen. çok fazla dağılmıyorsun gibi. Evet ama yani böyle hani ritüel olarak yaptığım hani gideyim bir kapalı çarşıya falan onları hala yapıyorum. Benim ha. yani önüne gidiyorum falan hani. Özlediğin hisler ya mi o, bunlar oraları ne? oraları görmek hoşuma gidiyor böyle. Hani zaman bulursam böyle bir yarım gün falan. Sabahları çalışmıyoruz ya mesaisiz geç başlıyor. Ha. Boş sabahları değerlendirme aktiviteleri Amerika'da ama. herkes uyurken. Aynen. New York'ta sevdiğin bir mahalle ya da bir yer var mı böyle? Acaba neresi? <laughs> Soho dışında ritüel olarak düşündüm hani... E, İstanbul'a gittiğinde emin önüne gitmek gibi. Ya Vespaca yani şundan düşünebilirim. Hani ziyarete gelen insanları nereye götürüyorum gibi düşünebilirim. Ee, West gitmeyi seviyorum. Hı, hı West Village'daki restoranları o küçük minik minik yerleri seviyorum. Ve ee, böyle daha samimi olan yerleri çok seviyorum. Ee, ha bir de mesela şey, geçen bunu düşünüyordum. Mesela eskiden arkadaşlarımla çok gittiğim bir yer vardı. Onu şu andaki New York'ta oraya gitmeyen arkadaşlarımı da oraya götürüyorum. Böyle ritüel olan yerler de var mesela. Hı hı. Ee, o da hoşuma gidiyor. Var mı hani böyle sevdiğin bir şey? Ee, Suvla mesela bu. Hmm. Biz su, Her doğum günü suvlaki de kutlardık. Nerede East Village miydi? O? Hani evet. İçi böyle mikanos gibi olan evet. bir yer var ya. Hani hani biz hani barmen beni kapıda görür masaya yaşat koyardı falan. Hani. Çok iyi. İçerisi şeye benziyor değil mi? Ee, yani bayağı 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 Yunan adası bayağı. Aynen. Ha, aynen. Öyle bir yer. Yani New York'un bence bu arada hani sunduğu en güzel şeylerden biri bu yeme içme dünyası. Yani dünyanın her yerinden yemeği belli bir kalitenin üzerinde yani mesela Türk yemeği de hani Houston'da da okey yiyorduk ama hani burada mesela bizim mahallede çok güzel beyti yapan bir yer var. Gidiyoruz ne, ne yiyoruz neydi? antik garaj. Antik garaj. Aynen. Evet. Little Rascal'da Soho'da. Size... Soho'da mı? Soho'da orası şey oluyor. Ne Lower East Side? diyor Hayır Nolita ya? oluyor. Nolita. Nolita okey. Bu podcastlerin hep sonunda hep yemeğe geliyor konu. Herhalde şey hep aynı saate koyuyorum ben bu kayıtları. Hiç de aç değilim biliyor musun? Ben ben acayip acıktım şu anda. Sen bir şeyden bahsetmeye başlayınca e, yeme e, içmeden. Ama New York'ta mesela genel olarak böyle bir muhabbet var. Ya bazen sinirleniyorum bu arada mesela bir tane ya birkaç gitmek istediğim restoran var ve hani saat açıldığı gibi bilgisayar başına rezervasyon yapmaya çalışıyorum. Asla yapamıyorum. Hı hı. Yani ya da yapsam bile akşam 11'e falan veriyor. Diyorum ki yani ben bir yemek için bu kadar çabalamamalıyım. Ama bir yandan da o deneyimi yaşamak istiyorum. Gidince, ee, gidince gittim, de mutlu oluyorum. Oluyor. Çek atıyorsun. Ee, sonra gidince beğenince herkesi götürmek istiyorum. Ama götüremiyorum çünkü yer bulamıyorum. Yapmak zor. Ee, öyle bir delilik var. Yani mesela Toristi diye bir yer var Soho'da. Hı -hı. Bence inanılmaz güzel yemekle ortamı her şeyi. E, ee, son böyle birkaç seferdir ziyarete eden herkesi götürmeye çalıştım. Götüremiyorum. Ve bulamıyorsun yani. Bulamıyorum. Belki gideriz beraber bir gün. Yani <laughs> bir baba it varsa bu yola baş koyacak. Bilgisayar başında 3 saat başında. geçirecek. Yani sen bu işlerden birinden daha iyi anlıyorsun gibi duruyor ama bilmiyorum. Her restoranın şeyi var. Ee, şimdi bir tane investment banker iki tane arkadaş varmış. Şey yapmışlar. Ee, her restoranın saat kaçta rezide ve open table'da rezervasyon açtığını... ...bir database'e toplamaya başlamışlar. Hepsi Güzel. aynı değil. Bazı evet, restoranlar evet. gece 12'de. 9, bazısı, 12, bazısı 10 falan. Aynen Onu, onu çekince... Şeyi bir tane de bot yazmışlar, yazılım. Her restorana o saatte giriyor ve atıyorum kimisi 14 gün, kimisi 21 gün sonraya kadar ee. izin veriyor. O gün açıldı ya, 21 gün sonraya hemen saat 7'ye iki kişilik alıyorlar, alıyorlar, alıyorlar. Bir tane de WhatsApp grubu kurmuşlar. Oh, Finance'deki e, sektöründeki bir sürü insan. Oradan atıyorlar mesela işte, turist mi dedim Turist'i de işte 21 gün sonra saat 7'de iki kişilik masam var. İsteyen var mı? Var. işte 50 dolar, 100 dolar Bu falan. arada bunu yapan bir app var. Ama yani... O şey ama değil e, mi? Evlilığa satmıyor rezervasyonu. O gidemeyen gidemeyen kişi gidemediğini söylüyor. E, yok önceden mesela sen bakıyorsun diyor ki yani minimum spend'e atıyorum 300 per person. E, istiyor hmm. musun kardeşim? İstiyorsan e, önden ödüyorsun o 300 adam başı. Eee? E, yerin oluyor ondan sonra. Ha okey. Bir hafta sonra, iki hafta sonra sana... Yarına bile bulabilirsin bu arada. Hmm. Ama fiyatı ona göre artıyor yani. Bir hafta sonra baktığında atıyorum 150 vereceksen yarına baktığında 300 veriyorsun falan. New York'ta her yerden para kazanıyor işte New insanlar. New York'ta her yerden ben onu gördükçe yani ne, ne endüstriler görüyorum ve diyorum ki yani bizim kurumsal işte full time çalışmıyor olmamız lazım. Çok fazla Yapamazsın para kazanacak ki. şey var. Ama ben zaten yani işte işe gidiyorum, işten çıkıyorum, spora gidiyorum. Eve geliyorum, yemek yiyorum, oturdum da on oluyor yani. Evet, ben evet. ondan sonra ne yapayım? Yok yok, kurumsal iş yaparken değil. Yani kurumsal iş yapmıyor olmak lazım ki böyle şeyler Aynen. yapabilesin falan. Ya tabii Senin tabii. saatlerim benden de çılgın biliyorum da. Yani değişiyor. Senin saatlerin de çılgındır eminim. Benim Giri saatlerim çok zaman. çılgın değil. Hı. Ben böyle çok e, şey bir ofiste çalışıyorum şu anda. Karı kocanın böyle hani e, kurduğu bir ofis. Ve çok böyle hani aile gibi bir ofis. O ha. çok hoşuma gidiyor mesela yani. Herkesi tanıyorsun gibi bir ortam ya, mı? Onu ben bu arada hani e, çok büyük ofiste de çalıştım. Çok küçük ofiste de çalıştım. Böyle hani 80-100 kişi bandı benim doğru yerim İdeal. gibi hissediyorum. Öyle Çünkü de, hani hı. ne böyle çok kopuksun... Ne de onlar çok senin hayatın içinde. Bu Arap Arabin yerdesin. O hoşuma gidiyor. Bir de aile hayatına falan saygılılar hani onlar da bir aile oldukları için. Aa güzel şey var. Dunbar number diye bir şey var. Duydun mu? Evet. 150 galiba. Bir şey antik zamanlarda işte bir tribe bir kabile hani kaç kişiye ulaştığı zaman ayrılmak zorunda kalıyor. 150 kişi falan ne kadar şey yapabiliyorsun. Herkesi tanıyabiliyorsun. Herkesin hikayesini bilebiliyorsun. Onun üstüne çıktığı zaman yabancılaşıyorsun. Öyle ee, e, oluyor. Mesela işte ben bu okuldan mezun olduktan sonra çalıştığım şirket 400 kişi filandı. Yani yarısını tanımıyordum. Evet. Aynen. Anca böyle hani aynı projede çalışacağım falan filan. Mustafa herkesi tanıyordu. Mustafa <laughs> mahallenin muhtarı olduğu için o biliyordu yani. Mustafa'yla ben bir kere yani aynı ortamda bulundum ve hemen tanıştık. Şey <laughs> Çünkü ee, öyle bir ee, insan. Herkesle tanışıyor demek ki. Dün akşam şey vardı bizim şirketin holiday partisi. Cevit <laughs> Center'da. Yani 2000 bin kişilik falan bizim ofis herhalde. Bir de SO'lar da gelebiliyor, eşler falan. Artık kaç kişi vardı bilmiyorum ee, ve yani o kadar kimseyi tanımıyorum ki alakasız yani kimseyi tanımadığın bir partiye gittiğini düşün. E, çok garip. Yani tanıdığım bir sürü insan var aslında ama or şey orana vurduğun zaman hiç kimseyi tanımıyorsun yani birini tanıyorsun ya. Mesela tanıdığın yani. insanı orada tanıştığın biriyle sohbet ettim. Bakalım ofiste görecek misin? İmkanı yani. yok görmeyeceğim. Yani zaten bir sene sonra göreceğim belki. Bir sene sonra bir sürü oradakilerin yarısı ayrılmış olacak falan. Hani şey yüksek olduğu için. Kimisi o bize çok var dolayı gidecek. Kimisi iş değiştirecek vesaire. Çok iş değiştirme Bence New York'ta insanlar çok hızlı iş değiştiriyorlar gibi evet, hissediyorum evet. ben. O yüzden de şey böyle çok casual yani ilişki kuramıyorsun. Evet. Ee, ama Türklerle öyle olmadı şu ana kadar. İşte o yüzden de sonra niye senin hep Türk arkadaşın var diyorlar bana. Evet. Bu yüzden var. Bir, şekil, bağ bir şekilde yani. tutuyorsun çünkü o evet. arkadaşının arkadaşı vesaire. Bir de hani evet mesela o da enteresan. Biz Bahar'la... 22 senedir arkadaşız. İlk defa aynı şehirde yaşıyoruz. Evet. Hiç aynı şehirde yaşamadık. Beraber büyüdük yani biz. Evet. O da çok güzel bir şey. Ben kıskanıyorum sizin arkadaşlarınızı. <laughs> çocukluktan gelen arkadaşlık evet. ayrı bir şey. Üç tane çocukluktan gelen arkadaşım var New York'ta yaşayan. Üç de tenisten. Ve yani ailem gibiler ya. Çok, çok güzel, çok özel bir şey o. Var mı New York'ta bir hayalin önümüzdeki yıllar için? Şu vize meselelerinden bir kurtulma en büyük <laughs> hayalim yani gerçekten tek dileğim şu Green Card'ımı bir almak. Ee, ondan sonra da... Umarız yakın zamanda gelir o da. Ondan sonra da işte bakalım bir ne yapacağım, ne edeceğim, düşüneceğim. Ama böyle şey istiyor. Bunu bu arada çok insanda da görüyorum. Ee, Vatandaşlığında Green Card'ında falan hani bir böyle hani bir hedefi gerçekleştirmiş ve bir bu immigration konusunda rahatlamış insanların uzun süreli böyle hani tatil yaptığını. Es vermek gibi S bir şey. Verdiğini. Çünkü şöyle düşün yani lise sınavından önce 7. sınıfta lise sınavına baş, çalışmaya başladığımı düşün sen. 7. sınıftan beri ben ara vermek sizin bir şey için çabalıyorum. Hı hı. Ve hani işte üniversitede arada işte zaten işte staj mı taj bilmem ne ama üniversite bittikten sonra da ben böyle bir yazın yatayım durumu olmadı. Çünkü işte o petini başlatıyorsun yok iş bilmem lazım oydu buydu falan. Böyle ben de bir es vermek istiyorum inşallah. E, her şey planlandığı gibi giderse. de başlamışsın. Ben 4. sınıfta gittim dershaneye. Sen niye ben ma yani Ya manyaklık işte yani gereksiz. Ama o sayede işte girdim sonra güzel okullara falan filan. Ondan sonra Boğaziçi. Sonra en yani Türkiye derecesi derecesi. Onlar o, o, öyle oluyor yani. Şeyi manyaklık gerçekten. yaşamadım mesela gerçekten. ÖSS stresini yaşamadım. Ve yaşayan insanlara saygım çok büyük yani. Çünkü Amerikan'ın sınav sistemi o açıdan bir tık daha rahat. Yani SAT'ye olmadı bir daha gir. Olmadı bir daha gir yani. Yani bir kere girmenin de bir getirdiği şey rahatlık, hafiflik var yani nasıl olsa bitecek gibi. Ha. Stresi de yani. Ya yani ama onun hepsinin stresi farklı. Şeye bağlı. Evet. Aynen. Evet bilmiyorum ben ben daha yani şey zor. Başka bir dil. Bir bu arada hani işte mesela Almanca ders görüyorum, Türkçe konuşuyorum. Hayatımda İngilizce hiçbir şekilde matematik, fizik görmemişim ve ben o sınavlara İngilizce giriyorum gibi bir durum da zordu Hı -hı. ama. Neyse ee, yani, halletmişsin yani, evet, galiba. Şu an zaten böyle hani bir daha sınava gir giremem herhalde gibi hissediyorum. Girecek olanlara başarılar ve diliyoruz. Hani <laughs> yani. diliyoruz. Mesela mimarlık lisansını almak için beş tane sınav geçmem lazım. Oo. Tabii böyle bir şey var. Aldın mı? Alacak, Almadım. Ha alacaksın daha. Sınavlara girdin mi diye sor. Girmedim Girmedin. çünkü. Yani gerçekten Ne zaman hazırlanacağını da gireceksin. Ya hem yok hazırlanıyor giriyor insanlar ve hani girenlere saygım sonsuz ama ben e, İnşallah bir gün diye <laughs> iteliyorum sürekli. New York'a yeni gelen birine ne gibi tavsiyelerin olabilir ya da gelmeyi düşünen? Ee, gelmeyi düşünen insanlara tavsiye, gelen insanlara tavsiyem size iyi gelen insanları bulun. En önemli şey bu. Ee, burada çünkü yani sürekli bir, bir şey için bir stres çekiyorsunuz. Yani iş olabilir, ev olabilir. Bu da çok bence önemli bir parametre. Yani de ne bileyim hani... İşte sevgili bulmak istiyorsundur, date ediyorsundur ama istediğin gibi gitmiyordur falan. Ama hani bu karmasının içinde senin yanında arkadaşların var. Ve onlar gerçekten seni böyle en büyük dayanan hı hı. o insanları bulun. Bir aile, iki Aynı. yakın yani arkadaş. Herkes benim kadar aile konusunda şanslı değil. Yani Onur'un olması benim en büyük şansım. Evet. Ee, ama hani yoksa yani arkada senin, senin Bahar'la taşınmış olman evet, en büyük evet, şansın. Evet. Ee, gelecek olanlara tavsiyem de... Ee, yani burada şey farkı var. Okula geliyorsan zaten daha yumuşak bir. Her zaman okula gelmek daha yumuşak bir geçiş. Bu arada hani e, okul sana bir çevre de veriyor. Yani bence çalışmaya direkt gelen insanın en büyük ihtiyaç olduğu şeylerden biri hani bir anda ofistekiler de çünkü Amerika'da iş hayatında çok içi dışı değilsin ya. Evet. E, okul sana bir çevre veriyor. E, çalışmaya geliyorsan da yani nerede yaşadığın, <laughs> Hani bunlar senin çok Hani nerede yaşadığın çok moduna etkiliyor. Ee, bilmiyorum. Tam yok çok net bir cevabı olan yani, bir soru değil zaten. Güçlü durmaya hazır ol demek istiyorum sanırım. Mücadeleye. Burada güçlü hani, Burada güçlü durman gerekiyor Mü hayatta kalmak hazır. için. Birazcık Olmak. derinin kalın olması gerekiyor ve öyle her darbede hemen yıkılamazsın bence. Hmm. Yani ayakların yeri birazcık yani diretmen gerekiyor New yokta hayatta kalmak için. Darbe ince yıkılmamak ya, gibi. Aynen. Ya da yani ya da şuna hani hazır ol darbeler gelecek. Yani sen vatandaşsan dersiniz. Hani biz de konuşalım hani sen vatandaş olsan bile darbeler gelecek çünkü dünyanın başkenti gibi bir yerdesin ve herkes burada olmaya çalışıyor ve sen senin yerini doldurabilecek bir sürü insan var belki de. O yüzden de o darbeler gelecek yani. Deniz çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok istiyordum konuk olmak beni konuk ya için Ya ben mutluyum. ben çok teşekkür ederim. Yani benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun <laughs> Biliyor ve hazırlandığın soruları vesaire. O yüzden benim için de çok önemliydi yani seni burada konuk etmek. Teşekkür ee, çok ederim. Çok sağ ol, çok teşekkürler ben teşekkür tekrar. ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen bölümü beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, kanala abone olmayı, subscribe olmayı unutmayın. Baya önemli ve eğer değer veriyorsanız yaptığım projeye lütfen 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 çok teşekkürler. Ve başka kimi konuk alabileceğime dair önerileriniz varsa duymayı da çok isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.